Efendim? İyi günler. İş başvurunuz için aramıştık. Görüşme için adres ver. Yanlış numara. Ama başvuruda bu numara yazıyordu. Canım yanlış numara. Hadi, hadi. Ay nereden buluyorlar numaramı anlamıyorum ki böyle sabah akşam yanlış numara. Nereden geliyor Bora'nın başına bütün bunlar? Yani böyle videolar midiyorlar. Yani evli olsa bir çocuğu olsa bunlar olur muydu? Olmazdı. Ama şekerim ben en çok neye üzülüyorum biliyor musun? Neye? Babasıyla arasının o kadar bozuk olmasına. Yani babasını kucağına şöyle bir sorun verseydi ben kocamı tanırım. Erkenleri suya indiriverirdi. Bütün evin hakimiyeti de beni bilime geçerdi. Ben de seninle zaten bu meseleyi konuşacaktım. Bu buranın aşk evi şu üç gün içerisinde hiç olmadığı kadar açık. Boş versene sen. Bora aşk kapısını falan açmaz. Bak bundan bir yıl önce bir kızdan söz edecek oldum. Bana öyle bir baktı ki. O günden beri ağzım bile açamıyorum. Kraliçem. Ben o işi hallettim. Ne diyorsun? Şurayı görüyor musun? Görüyorum. Bu buranın aşk ve evlilik evi. Yavrum benim. Peki burayı görüyor musun? Görüyorum. Bak nasıl da kesiyor buranın haritasını. Sahiden böyle kesiyor. Kimmiş o kız? Bak bakalım o 27 yazıyor orada. Tuğçe. Tuğçe. Bizim Tuğçe mi? Boş versene sen Tuğçe'yi. Ben hiç hoşlanmam o kızdan. Aman sanki başka şansım var. Efendim? Sultanım, yani şurada gözün önündeki kız. Hem nasıl da kesişiyor bak haritaları. Ay o Tuğçe yıllardır oğluma aşık. Çocuk isteseydi çoktan olurdu. Boş versen Tuğçe'yi, Tuğçe'yi. Sultanım, bu ne biliyor musun? Ne? Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Venüs müymüş? Nokta bu be. Venüs. Peki biliyor musun bunlar bir daha nasıl böyle bir hizaya gelecekler? Tam 300 yıl sonra. 300 yıl? Ya yani demem o ki şu 3 ay içerisinde Bora'yı evlendirdin. Yoksa bir 300 yıl beklersin. Artık o zamana kadar turşusunu mu kurarsın, mumyalatıp piramide mi kaldırırsın ben karışmam. 300 yıl diyorsun ha? 300 yıl.